daha önce hayatımda hiç görmemiştim. Beni tek lokmada yiyecekmiş gibi görünüyor. Sen de kimsin? Ben senin en iyi arkadaşım olacağım. Bu kedinin sesi hiç hoşuma gitmedi. Bobby, koş! Sanırım birisi biraz huysuz, yoksa uyumaya mı ihtiyacı var? Sanırım onu ettik. Hayır, şuna bak. Allah! Burada sıkışıp kalamayız. Buraya gir. Ben oraya sığmam ama belki sen kaçabilirsin. Ama hadi. Git, hadi. Pekala, hadi başlayalım. Tatlı rüyalar Hacı Vagi. Uykum geliyor. Hangi? Hayır. O canavar onu götürüyor. Neredeyim ben? Biri bana yardım etsin. Günaydın. İyi günler. Siz kimsiniz? Dinleyin çocuklar, boş bir canavar var. Buradan bir an önce kaçmalıyız, yoksa... Yoksa ne? Ne kadar güzel uyudun öyle. Sen kimsin ve neden beni buraya zincirledin? Tik tik tik. Beni tanımayabilirsin ama çok uzun zamandır buradayım. Ben de sen ve Papi gibi bir oyuncağım. Ben de bir doktor tarafından yaratıldım. Ama ben özel bir şeyle yaratıldım. Papi'nin kokusu. Çocuklar arasında o kadar popüler hale gelmişti ki doktorun bir fikri vardı. Papi gazını konsantre edip çocukların uyumasına yardımcı olacak bir oyuncak olarak kullanacaktı beni. Çok çılgınca değil mi? İşe yaramıştı. Hatta belki de fazla işe yaradı. Yani ben... Sık sık kabus gören çocukların huzurlu bir şekilde uyuması için yaratıldım. Çoğu için işe yaramıştım. Ama biri ne olursa olsun asla uyuyamadı. Onu rahatlatmak için uyutma görevimi kendi üstüme aldım. O gece onun rahatça uyuyabilmesi için onu ziyaret etmiştim. Gerçi varlığım düşündüğüm kadar rahatlatıcı olmadı. Merhaba Theodor. Merhaba. Benim arkadaşım olmak ister misin? Arkadaş olamayız. Sen sadece bir oyuncaksın. Hadi ama hangi oyuncak kendi kendine konuşup hareket edebilir ki? İyi yere değindin. Tamam, artık arkadaşız. Harika. Oyun oynamak ister misin? Olur. Bizim için mükemmel bir oyun biliyorum. Onu rüyasında ziyaret etmeye başladım. Bana güvenmesi için. Ama o doktora anlattı. Doktor, tuhaf rüyalar görüyorum ve hayali bir arkadaşım var. Ve o bana ne yapacağımı söylüyor. Nasıl bir arkadaş? Catnap. Yarın sana uyku çalışması yapacağız. Bakalım bir şeyler bulabilecek miyiz? Bu gece yapamaz mısın? Gerçekten çok korkuyorum. Maalesef Theodor. Daha acil bir şeyle uğraşıyorum. Uyumak yok. Uyumak yok. Uyumak yok. Theodor, oynamaya geldin. Bu başka bir kabus mu? Kabus veya rüya. Bu senin kararın. Ama ikimiz için yeni bir oyunum var. Çok seveceksin. Burası çıkış yolu. Nereden çıkış? Yetimhane oyun yerinin. Neden çıkalım ki? Senin üzerinde deneyler yapacaklar Theodor. Ama eğer çıkarsan belki kendini yeni bir aile bulabilirsin. Buradaki insanların seni asla sevmeyeceği kadar sevecek yeni bir aile. Mantıklı. Oh Theodor, seni dinlemeliydim. Çok üzgünüm.
Doktor Theodor dinlemediği için pişmandı ve ona hayatta daha büyük bir şans vermeye karar verdi. Nasıl yaratıldığını biliyorsun değil mi Haki? Seni yapan kişi sensin. Theodor ve ben bir olduk ama bu vücudun asıl sahibi kim? O muydu ben mi? Merhaba doktor, mükemmel haberlerim var. Dökül bakalım. Hakikaten nefi şimdiden sevdi. Oyun testlerini geçer geçmez satışa başlayacağız. Oh, bu harika. Doktor ne yaptığını müdür asla söylemeyi cesaret edemedi. Ve artık çok geçti. Gerçekten çocuklar arasında çok popüler olmuştum. Hepsi benim arkadaşım olmak istiyordu. Ama yakında olacakları bilmiyorlardı. Onu sevdiler. Hemen binlerce üretilmesini istiyorum. Tabii efendim. Ve şimdi biraz eğlenme vakti. Çocukların hepsi mutasyon geçirecek. Teker teker. Bu da ne ya? Bunlar ne güzelmiş. Bunu siz mi yaptınız? Binlercesini istiyorum. Zam alacaksınız doktor. Tabii ki doktorun hiçbir fikri yoktu. Ama çenesini kapalı tutmalıydı. Gülümseyen yaratıklar tüm çocukları mutlu etti. Hepsi bir tane almak istediler. Hatta karikatürleri bile vardı. CEO rengimi final olarak yayınlamamı ertelemeye karar verdi. Ama bu pek de muhteşem değildi. Başarısız oldum ve beni alan çocuklara... kabuslar yaşattım. Ve bu yüzden prodüksiyonumuz iptal edildi. Bu senin suçun. Hepsi senin suçun. Kötü oyuncak. Kötü bir oyuncaktan başka hiçbir şey olmaz senden. Beni tuzağa düşürdü. Bir daha asla çocuklar tarafından görünmeyecektim. Ve bu beni gün geçtikçe daha sinirli yaptı. İçimdeki öfkeyi tanımlayamam. Sadece ben değil, diğer yaratıkları da aynı şekilde hapsetmişlerdi. Biz daha iyisini hak ediyorduk. Bu yüzden bizi buraya kilitleyen CEO gibi insanlardan intikam almaya karar verdik. İşte ben buyum. Sonunda özgürüm ve intikamımı alacağım. İlk adımımı da seninle atacağım. Haki Vaki. Bunun için gerçekten teşekkür ederim. Onun dikkatini dağıt. Biliyorsun ben de bir kötü oyuncağım. Yani çocuklar benden de korkuyor. Aramızda pek bir fark yok aslında. İkimiz de aynı sayılırız. Hey, senin ne işin var burada? Bu bende işe yaramaz Catnap. Haki Vaki. Artık zamanı geldi. Bunu zevkle yapacağım. Hayır, beni bırak. Beni sonsuza kadar burada tutamazsın Haki Vaki. İntikamımı alacağım.